Bu aşı 14 gün arayla iki doz halinde yapılıyor. Bizim değerlendirmemiz ikinci doz aşıyı alanlardan aradan 14 gün geçtikten sonra COVID-19 hastalığına yakalananları karşılaştırıyoruz. Yani bütün size birazdan söyleyeceğim etkinlik verileri bu parametreye dayanıyor. Dolayısıyla birinci dozdan 28 gün geçtikten sonra iki doz arasında 14 gün fark var. İkinci dozdan sonra 14 gün geçecek. Yani başlangıçtan itibaren 28 gün geçmiş ve daha ileri dönemde takip edilmiş olan gönüllülerdeki aşının etkinliğine bakıyoruz. Bu etkinlik değerlendirmesini de iki şekilde yaptık. Bunlardan bir tanesi belirtileri olan yani semptomatik olarak COVID-19 hastalığına yakalananlar. Bu gene önemli. Çünkü biliyorsunuz bu hastalık bazen hiçbir belirti göstermeden sadece PCR pozitifliği şeklinde de geçebiliyor. Halbuki bizim değerlendirmemizde bu hastaların hem PCR'ı pozitif hem de en az bir tane klinik belirtileri var. Yani ateşi var, boğaz ağrısı var, işte öksürüğü var, zatürreyesi var, her neyse. Bu şekilde yaptığınız zaman bu biçimde hastalığı engelleme oranı aşının burada gördüğünüz gibi %83,5 etkili. Bu şu demek, 41 tane bu tanıma uyan gönüllümüz var. Yani COVID-19 hastalığına ikinci doz aşıdan 14 gün ve sonrasında yakalanmış. Bu yakalananların 32 tanesi plasebo grubunda, 9 tanesi ise aşı grubunda. Bu anlamda baktığınız zaman aşı semptomatik yani belirtileri olan hastalığı %83,5 oranında engelliyor. İkinci parametre hastaneye yatışı engelleme. Yani siz bunu ağır hastalık olarak da değerlendirebilirsiniz. Çünkü bu hastalar ayaktan takip edilemeyen hastalar. İlk gruptakiler ayaktan takip edilen hastalar. Yani hastaneye başvuruyorlar, tanıları konuluyor. Ondan sonra evlerine götürüp evlerinde ilaç alıyorlar. Ama bu grup esas ağır hastalık anlamında, yani hastaneye yatırılıp hastanede tedavi edilmesi gereken hastalık anlamında. Bu grupta da toplam 6 tane hasta var hastaneye yatan ve bu 6 hastanın hepsi plasebo grubunda. Dolayısıyla bu anlamda baktığınız zaman ağır hastalığı engelleme ya da hastaların hastaneye yatırılarak tedavi edilmesini engelleme anlamında aşının koruyuculuğu %100. Çünkü aşı olanların hiçbirisi hastaneye yatırarak bir tedavi ihtiyacı göstermiyorlar.